Evet arkadaşlar, 16. yüzyıla devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Yepyeni kodlamalar yapıyoruz. Bakın şimdi ne yaptım. Fal baktırdım zatiye. Hayalim Bağdat diye. Bu sırada reisler kavga etmiş. Sürahi de sürahi diye. Babürşah müdahale etmiş. Bakiye. Latife de latife diye. Ne demek bu ya? Şimdi bakın, şöyle bir şey yaptım. Biraz böyle kafiyeli falan olsun istedim bu sefer. 16. yüzyıl sanatçıları. Arkadaşlar neden önemli? Aslına bakarsanız ben buraya popülerleri yazdım. Zaten sizin aklınıza gelip gelebilecek. Divan edebiyatı dediğimde aklınıza gelen isimler işte bu yüzyılda. Yüzyılın şöhretlerini bunlar oluşturuyor. Kim? Fuzuli. Kim? Baki. Kim? Hayali. Ne yapmıştım ben? Kime fal baktırmıştım? Zatiye. Zati. Zati ne diyordu? Bağdat diyordu. Bağdatlı ruhi. Reisler kavga ediyordu kendi aralarında. Kimler var o reislerin içerisinde? Piri reis değil mi? Sürahi de sürahi. Aklınıza kim gelsin? Güvahi gelsin. Ya da ne dedik? Babürşah müdahale etmiş. Kime? Baki. Zaten Baki çok popüler arkadaşlar. Yani hani divan deyince aklınıza zaten Fuzuli, Nedim, Baki üçlüsü geliyor. İşte ikisi burada, biri sona kalacak. Latife de latife diye. Bir de latifi var arada. Peki bu şiiri size kim yazmış olsun? 6 harfli olan ve 16. yüzyılda bulunan Fuzuli yazmış olsun. Peki hadi bakalım ne sorarlar bunlar? Arkadaşlar sürekli bir polemik var biliyorsunuz ki. İşte sınav sistemi değişti mi değişmedi mi? Bir bu vardı bu dönem. Ondan sonra tarihler 1 Temmuz'a çekildi. Yok canım çok çektik. Haziran'ı alalım falan filan. Bizi hiçbir şey bağlamıyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Taktik üretmeye devam ediyoruz. Sınav ne zaman yapılırsa yapılsın biz hazırız. Evet. Fuzuli ne sorar? Bak oturup da sayfalar dolusu ezbere gerek yok. Biz sadece ne yapacağız arkadaşlar? Fuzuli'nin ne sorabileceğini, Fuzuli'den bize nasıl soru gelir? Bir kere şunu bileceksin. Evet Fuzuli beşeri aşkı işler ama beşeri aşkla birlikte ne yapar? Beşeri aşkı ilahi aşka çevirir. Neyle yaptı bunu? Leyla ile Mecnun'la yaptı. Leyla'yı Mecnun'a aşık etti. Sonra da dedi ki Mecnun, ben gerçek aşkı ilahi aşkta buldum. Sende değil. O zaman bak ne yaptı? Beşeriyi ilahi yaptı. Unutma. Beşeri aşkı ilahi aşkı haline çevirmiştir. Şu çok önemli. Türkçe, Arapça, Farsça divanı var. Dönem divan edebiyatı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok da böyle şaşalı dönemleri biliyorsunuz ki 16. yüzyıl. Ve Fuzuli o dönemde parlayan bir yıldız adeta. 3 tane divanı var. Çok önemli. Yine Peygamber Efendimiz'e su kasidesini yazıyor. Çok önemli arkadaşlar. Biraz daha böyle dini motifler aslına bakarsanız ön planda değil mi Fuzuli'de? Bunu bilmek zorundasınız. Bakın nereden anladım? Hadikatü Süeda'sı var. Kerbela olayını anlatacak burada da. Dolayısıyla az önce söylediğimi de tasdik etmiş oluyor. Bengü Badesi var. Afyon'la şarabı karşılaştırıyor. Şarabın Afyon'a olan üstünlüğünü anlatıyor. Bunu da biraz böyle motifsel yapıyor. Beng, 2. Bayezid, Bade, Şah İsmail. Tarihten onların arasındaki olayı zaten biliyorsunuz. Ama siz Bengü Bade'nin Afyon ile şarabı karşılaştırdığını bilin ve Fuzuli'ye ait olduğunu bilin arkadaşlar. Enisül Kalp, kaside olduğunu bilin. Heft Cam, bir mesnevidir bunu bilin. Mesnevi türünde de yazar. Bu da bizim için çok önemli bakın. Fuzuli çünkü dini motifler ön plandaydı. Az önce söylemiştim. O yüzden burada onu görüyoruz. Sıhhatü Maraz. Hastalıklar Risalesi gibi düşünebilirsiniz aslına bakarsanız. Biraz daha hastalıklardan bahsediyor. Sıhhat anahtar kelime. Hastalıklardan bahsedecek. Sohbetül Esmar. Ben sadece aklınızda kalsın diye biraz böyle söylüyorum arkadaşlar. Yani çok eser soracaklarını düşünmüyorum. Rindü Zahid, zahitlik ile rintliği aslında. Yani ham sofulukla gerçek Müslümanlığı burada karşılaştırıyor. Ve gerçek Müslümanlığın ham sofuluğa karşı üstünlüğünü dile getirecek Fuzuli. Şikayetnamesi var. Evet Fuzuli bir aşk şairidir.
Ama aynı zamanda Fuzuli sosyal olayları da eleştirir arkadaşlar. Ne der? Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Bakın dönemin rüşvet hastalığını işte bu beyitle dile getiriyor. Çok önemli. Gazel türünde çok başarılı eserler vermiştir. Yine bu da çok önemli. Dolayısıyla Fuzuli'yi biraz daha böyle hem beşeri aşk hem ilahi aşkı bileceğim. Türkçe, Arapça, Farsça yazmış olduğu divanlarını bileceğim. Hadis-i Erbayî'nin tercümesi var. Yine dinin ön planda olduğunu zaten burada da görmüş oluyorsunuz. Fuzuli'ye gelebilitesi olan bir sanatçıdır. Sadece bunları bilmeniz yeterli onun için arkadaşlar. Su kasidesini de bir de ekleyin notlarınıza. Su kasidesi Hazreti Muhammed için yazmış olduğu bir kasidedir diyoruz. Geldim Baki'ye. Dönemin en popülerlerinden. Hayatı boyunca Şeyhülislam olmak istedi. Ama onu Şeyhülislam yapmadılar. Şeyhülislam olamayınca da dini bir kenara attı. Umrumda değil dedi. Ben aşkımı anlatırım, sevgimi anlatırım, dağı tepeyi anlatırım, güzellikleri anlatırım dedi. Dini konularda yazmadı arkadaşlar. Çok böyle zengin bir aileden gelmiyordu. O yüzden hayatı boyunca tek amacı Şeyhülislam olmaktı ama olmadı ne yazık ki. Dolayısıyla din dışı konularda yazmıştır. Şu da çok önemli. Dönemde, Baki'nin döneminde Mesnevi yazmak çok büyük bir olay. Herkes Mesnevi yazıyor. Bakın az önce Fuzuli'nin yazdığı Mesnevi'yi söyledim. Ama Baki sıfır Mesnevi yazmıştır. Baki'de Mesnevi yok. Sorar. Bilgi yanlışlığı noktasında sorar. Evet, kağıt kalemler hemen hazırlandı görüyorum orada. Hemen not al. Baki dönemde Mesnevi yazmayan tek sanatçıdır. Önemli. Mesnevi yazan der mesela bilgi yanlışlığında, ona dikkat et. Kanuni Mersiyesi var. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatmıştır. Çok üzülmüştür arkadaşlar o öldükten sonra. O yüzden Kanuni Mersiyesi'ni yazmıştır. Ama bunu terkibi ben tarzında yazmıştır. Önemli. Ben size divan edebiyatını girişte anlatırken terkibi ben, tercihi ben nasıl ayrılır onları anlatmıştım, hatırlıyorsun. İstanbul Türkçesini çok başarılı bir şekilde kullanır Baki. Bu da önemli. Yine onun Fezaili Mekke'si ve Fezaili Cihad'ı önemli. Zaten iki eseri var arkadaşlar. Bunları bilin. Bunun dışında bir şey bilmenize gerek yok. Peki geldim Zati'ye. Zati ile ilgili ne bileceğim hocam? Şunu bil. Devrin ileri gelen sanatçılarını yetiştiren kişidir. Kimi yetiştirdi? Baki, Hayali ve Yahya Bey. Bunlara önderlik eden bir sanatçıdır Zati. Onun Şem'i pervanesini sorarsa sorar. Bir de şehir güzelliklerini anlatan Edirne Şehrengiz'i var. Bunu da sorabilir bak. Şehrengiz zaten kelime kökünden bunu anlayabilirim değil mi? Şehirden geliyor. Dolayısıyla Edirne Şehrengiz'i önemlidir diyorum. Geldim Hayali'ye. Adı üstünde Deruni şiirler yazıyor arkadaşlar. Biraz daha böyle hayali şiirler. Adı da üstünde zaten o mahlası kullanmasının nedeni budur. Bağdatlı Ruhi. Terkibi Bent yazmıştır Bağdatlı Ruhi. Bak çok önemli. Terkibi Bent. Ben size Terkibi Bent'i anlatırken Bağdatlı Ruhi'nin öneminden bahsetmiştim. Taşlıcalı Yahya. Siz bunu bir yerlerde gördünüz bence. Şehzade Mustafa Mersiyesi'ni yazmıştı. Kanuni'nin oğlu Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatmıştı değil mi burada? Bu önemli arkadaşlar. Hatta bir diziye de konuk olmuş muydu? Olmuştu. Değil mi? Evet, önemli. Hatırlarsınız hangi dizi olduğunu. Peki, Hamse sahibidir. Çok önemli, Hamse sahibidir. Hams 5 demekti. 5 mesnevi yazmıştı. Yusuf-u Züleyha, Şah-ı Geda. Sorabilir eğer tanıtım sorusuysa. Gencine-i Raz, Taşlıcalı Yahya'nın önemli eserlerindendir diyoruz. Seydi Ali Reis, reislere geldim. Reisleri ne demiştim ben arkadaşlar? Şurada verdim. Reisler kavga ediyorlardı. Bu reis adını duyunca daha çok böyle şeyleri düşünün. Biraz bunlar denizler falan, bunlardan bahsedecekler. Miratül Memalik, daha çok gezgin bunlar. Mirat ayna demektir. Kelime manası. Memalik memleketler demektir. Memleketlerin aynası anlamına gelir. Bir de Kitabul Muhit'i vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, geldim Güvahi'ye. Bakın ben size bunların hani çok fazla özelliği var ama böyle eleye eleye soru getirebilecek yönlerinden bahsediyorum. Bunun dışında soru beklemiyorum.
Güvahinin şu özelliğini bilin. O daha çok böyle ahlaki konular, öğüt verme tarzında yazar. Zaten bunu da Pentname isimli eseriyle ispatlar arkadaşlar. Pentnamesi bir ahlak kitabıdır. Dolayısıyla güvahi sorarsa size ahlak kitabı olduğunu bilmek zorundasınız. Sehi Bey, heşt behişt. Daha önce sordu, yine sorabilir. Bu bir tezkire. Tezkirelerden bir önceki derste bahsetmiştik. Heşt behişt, 8 cennet anlamına geliyor. Bunu sorabilir. Tek bir eseri var Sehi Bey'in. Latifi. Latifi'nin şöyle bir özelliği var. Latifi tezkiresi. Kendi adıyla yazıyor arkadaşlar. Anadolu sahasında yazılan ikinci tezkire. Bir tanıtım sorusu gelirse bunu sorabilir bak. Önemli. Not al. Ve sanatçıları alfabetik sıraya göre belirtmiştir diyelim tezkirenin içerisinde. Latifi, alfabe önemli. Alfabetik tezkiredir. Latifi tezkiresi. Babürşah. Babürşah ne yazacak? Babürname'yi yazacak. Onu zaten sormaz. Ama ben Babürşah'ın 16'da olduğunu bilmeniz için bunu yazdım arkadaşlar. Bir reisimiz var bir de. Ne dedik? Reisler denizlerde geziyorlar. Bahr deniz demektir. O zaman Piri Reis ne yazacak? Kitabı Bahriye'ye yazacak. Deniz yolculuklarını anlatacak. Yine Hadi Katül Bahriye'ye yazacak. Biraz kelime bilgimizi de arttırırsak zaten divan edebiyatını harika bir şekilde çözmüş oluyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bahr gelebilir. Kitabı Bahriye Piri Reis. Evet, 16. yüzyıl favori sanatçılarımız tekrar söylüyorum. Fuzuli ve Baki zirvede. Onun da söylediğim özelliklerini tabii bilmeniz gerekiyor ama bir tanesini unuttuk mu? Bağdatlı Ruhi verdik. Bağdatlı Ruhi'yi de verdik. Terkibi ben o Fuzuli deyince aklıma geldi. Bu ikisi arasında böyle bir kısa bir nükte var. Ondan bahsedeyim. Bir gün Fuzuli ile Baki yolda yürüyorlar. Ondan sonra yolda yürürken bir tane köpek görüyorlar. Bağdatlı Ruhi durur mu? Hemen şöyle diyor. Şu köpek de çok Fuzuli. Fuzuli tabii ki nükteden kişiliğini ortaya çıkarıyor ve diyor ki o zaman sık boğazından çıksın Ruhi. Dolayısıyla arkadaşlar böyle aynı zamanda edebiyatçı olmalarının getirdiği bir espri anlayışları da var. Fuzuli'nin adı şu, ben de biraz bahsedeyim. Hadi yani edebiyatı sadece böyle hani bilgi deposu olarak görmeyin. Biraz böyle magazinsel kısmından da bahsedeyim. Fuzuli'nin asıl adı Mehmet'tir. Kendisine Fuzuli mahlasını takmasının nedeni şiirleri çalınıyor. Çok güzel şiirler yazıyor, çalıyorlar. O yüzden diyor ki ne yapsam, nasıl bir mahlas kullansam da çalmasalar benim şiirlerimi. Diyor ki Fuzuli diyeyim, hani gereksiz. Ama Fuzuli tevriyeli bir kelime arkadaşlar. İkinci, ben size tevriyeyi anlattım. Ta başa dönün, benimle ilk tanıştığınız zamanlara. Orada anlattım. İki anlama da geliyor ama ikisi de gerçek. İkinci anlamı aynı zamanda faziletli demek. Dolayısıyla Fuzuli ilk etapta bu anlamı oluştursa da hani boş, gereksiz, ikinci anlamı faziletlidir diyoruz. Peki 16. yüzyılı bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yapamadığınız soruları mutlaka bekliyorum. Dersimi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen arkadaşlarım hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.